Arkadaşlar hepinize merhaba, ben Murat Saltık. Bugün size Nikon Z9'a gelen 5.0 güncellemesinden bahsetmek istiyorum. Tüm Z9 kullanıcıları gibi ben de bu güncellemeyi merakla bekliyordum. Güncelleme 13 Mart itibariyle yayınlandı. Çok fazla özellik içeren geniş bir güncelleme paketi oldu. Ancak beraberinde biraz hayal kırıklığı da getirdi. Z8'e gelen Pixel Shift özelliği ve pre-release capture'da RAW olarak 30 kare kaydın geleceğini umuyorduk ama maalesef bu güncelleme içinde bunlar yer almadılar. Güncellemenin geneline bakarsak irili ufaklı birçok düzeltme ve gelişme sağlanmış. Ancak yaban hayatı fotoğrafçıları, kuş fotoğrafçıları için biraz yavan görünebilir. Sanki biraz portre fotoğrafçılarını daha çok memnun edecek tarzda bir güncelleme olmuş gibi görünüyor. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan hemen özelliklerimizi, güncelleştirmelerimizi, düzeltmelerimizi incelemeye başlayalım. Benim için en önemli özellik AF modları arasında dönüşüm sağlama özelliği oldu. Bunu hem fotoğraf hem de video için ayarlayabiliyorsunuz. F2 ve G2 özel kontrol menüsü altında fiziksel tuşlarımızda fonksiyon ataması yapabiliyorduk. Bu seçeneklere şimdi AF döngüsü modu da getirildi. Ben videoda daha çok ihtiyaç duyduğum için F3 fonksiyon tuşuma bu döngü fonksiyonunu atadım. Atama yaptıktan sonra bu menünün altına girip hangi AF modları arasında dönüşüm sağlayacağını belirleyebiliyorsunuz. Kameranın sol tarafında bulunan AF düğmesi zaten bize bütün seçenekleri sunduğu için ben şimdilik buraya 3 tane AF modunu atadım. İhtiyacıma göre bunu 2'ye de düşürebilirim. Çünkü videoda gerçekten ihtiyaç duyuyorum bazen. Böyle karışık durumlarda kuşu bulamama durumu yaşayabiliyorum. Sık dalların olduğu durumlarda. O yüzden şimdilik sadece 3 tane AF modunu bu fonksiyon tuşuna atadım. Şimdi bu F3 fonksiyon tuşuna atadığım AF döngüsüyle daha hızlı erişim sağlayacağımı düşünüyorum. Bir yeni özellik olarak ekranda gördüğümüz AF noktasının kalınlığını 3 kademeli olarak değiştirebiliyoruz artık. Yine böyle karışık ortamlarda AF noktasının seçilemeyeceği ya da zor seçilebileceği durumlarda artık o AF çizgisini kalınlaştırarak daha rahat görünmesini sağlayabiliyoruz. Bunlar arasında İkinci kalınlık seviyesi şu an bana uygun göründü. Onu kullanmaya başladım. Fark da etti gerçekten. Z9'da çekim işlevlerini geri çağırma fonksiyonu vardı ve ben bununla ilgili sizlere daha önce bir video hazırlamıştım nasıl kullanılacağı ile ilgili. Şimdi bu moda bir düzeltme getirildi diyelim. Çünkü o modu kullanırken pozlama telafiyi ya da sıcaklık dengesini, beyaz dengesini ayarladığınızda bizi bu komutun, bu fonksiyonun dışına atıyordu. Artık 5.0 versiyonuyla çekim işlevlerini geri çağırma fonksiyonuna girdiğimiz zaman pozlama telafisini ve beyaz dengesini fonksiyondan çıkmadan rahatlıkla ayarlayabileceğiz. Canlı görüntüde zoom yapma seviyesi %400'e çıkarıldı. Önceden bu %200'le sınırlıydı. Picture Control seçenekleri arasına zengin tonlu portre seçeneği eklenmiş. Bu seçenekle birlikte parlak alanlarda detay kaybetmeden daha canlı renkler, detaylar alınabileceği belirtilmiş.
Z9'a daha önce deklanşör modunda 60 kare seri çekim yapabilme özelliği eklenmişti. Şimdi bir de saniyede 15 kare çekim yapabilme özelliği eklendi. Yine deklanşör modu altında. Bu kayıtlar yine JPEG olarak yapılıyor yalnız. RAW olarak bir kayıt seçeneği bize sunulmamış. İşte aslında burada 30 kare RAW seçeneğini bekliyorduk. Pre-release capture da kullanabilmek üzere. Şimdi bu 15 karelik versiyonda pre-release capture yine kullanılabiliyor ama dediğim gibi sadece JPEG olarak kullanabileceğiz. Çekim menüsü altındaki resim kalitesi artık resim kalitesi ayarları olarak isimlendiriliyor. İlk seçenekte normal çekimlerimiz için kalite ayarını yapabiliyorken, ikinci seçenekte az önce bahsettiğim deklanşör modları için işte C15, C30, C60 ve C120 için kalite ayarını belirleyebiliyoruz. Yine çekim menüsü altına yüksek ISO kumlanma giderme fonksiyonu için ikinci bir yöntem daha eklenmiş. Artık A ve B olarak iki yöntemden birini seçebiliyoruz. Ancak ben ilk baktığımda bu iki mod arasında bir fark göremedim. A olarak geçen modun bizim kullandığımız eski klasik yöntem olduğu belirtilmiş ama dediğim gibi B'de böyle küçük bir deneme yapmıştım. Arada bir fark göremedim. Kullandıkça artık detaylarına bakacağız. Ten yumuşatma ve portre izlenim dengesi seçenekleri hem fotoğrafta hem videoda çekim menülerine eklenmiş. Ten yumuşatma açık olarak seçilirse, konu izleme seçeneklerinde insan seçili olsa da olmasa da kameramız bir insanı algıladığında bu ten yumuşatmanın bizim belirlediğimiz seviyesince bir düzeltme uyguluyor. Aynı şekilde portre izlenimde ise parlaklık ve renk dengesinin ayarlanması imkanı tanınmış. Portre çekimleriniz için gördüğünüz şekilde ince ayar yapmanıza imkan tanınmış. Ayrıca bu ten yumuşatma ve portre izlenim dengesi ve bununla birlikte auto capture modu F1 ve G1'deki info menüsüne, yani benim info dediğim aslında I menüsüne eklenebiliyor. Oradan da bunları çağırabiliyorsunuz. Yüksek frekanslı titreşim moduyla ilgili daha önce bir video hazırlamıştım. Nasıl kullanılacağıyla ilgili detayları vermiştim. Öncelikle o videoyu izlemenizi öneriyorum. İşte bu fonksiyona son güncellemede frekans ayarı seçeneği getirilmiş. Artık önceden belirlediğimiz ayarları çekim esnasında geri çağırıp direkt onları kullanabiliyoruz. Bunun için menüsüne girip 4 adet hızlı ayardan birine istediğiniz değeri kaydedip çıkıyorsunuz. Daha sonra yüksek frekanslı titreşim modu için atama yaptığınız düğmesine basıp bekleyince bir alt menü karşımıza çıkıyor. Burada ön ayarlı değerlerimiz arasında hızlıca geçiş yapabiliyoruz. OK düğmesine basınca değerimiz uygulanıyor. Moddan tamamen çıkmak için atama yaptığımız düğmeye bir kere basmamız yeterli. Auto Capture artık manuel fokus olarak da kullanılabiliyor. Bunun yanında mesafe modu ise artık 0,1 metre ile 999 metre arasında bir seçim şansı bize tanıyor. Önceden şu an ekranda gördüğünüz gibi daha kısıtlı bir kullanımı vardı. Seçimi tekerleklerle yapabildiğiniz gibi istediğiniz noktaya doğrultup deklanşöre basarsanız en uzak değerini, AF10 tuşuna basarsanız da en yakın değerini ayarlayabiliyorsunuz. Önceden Auto Capture'da sadece FX modu kullanabiliyorken artık DX modu da kullanabiliyoruz. Bununla birlikte artık nesne algılama türleri arasında uçakları da görüyoruz. Auto Capture için başlama tarihi ve saati belirlenebilmesi sağlanmış. Örneğin kameranızı akşam yatarken sabah gün doğumu ile izlemeye başlayacak şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Sonraki dedikten sonra karşımıza çıkan menüde süreyi ayarla seçeneğine basarsak karşımıza Reserve çıkıyor.
Burada evet'i seçersek zaman ayarımızı yapabiliyoruz. Hemen yanında hangi gün ve saatte başlayacağını, onun hemen yanında ise çekim süresini ayarlıyoruz. İşlemi başlattığımızda ayarladığımız parametrelere göre bir algılama yapmadığında ekranda sarı bir çerçeve beliriyor. Ne zaman ki belirlediğimiz koşullar gerçekleşiyor, işte o zaman kamera kayda başlıyor ve çerçeve kırmızıya dönüyor. Çekim bitince tekrar hazır ya da beklemedi anlamına gelen sarı çizgiye, sarı renge dönüyor. AutoCapture yine fotoğraf ve videoda aynı şekilde, aynı mantıkla çalışıyor. Yüksek çözünürlüklü zoom özelliğinde iki farklı değişiklik karşımıza çıkıyor. Bunlardan ilki AF sınır renginin kırmızıdan yeşile dönmüş olması. İkincisi ve bence daha güzeli ise artık alt seçici tuşu ile zoom seviyesini ayarlayabiliyor olmamız. Böylece tuş atama derdinden ve onları hafızamızda tutma derdinden kurtulmuş oluyoruz. Önceden videolarımızı kamerada oynatırken aşağı tuşuna basarak yarı hızda oynatılmasını sağlayabiliyorduk. Son güncellemeyle artık videolarımızı 4 kez yavaşlatılmış olarak da oynatabiliyoruz. Eğer bir düğmeye atama yaptıysanız da oynatma sırasında da bu değişimi sağlayabiliyorsunuz. Bunu yapmak için oynatılacak video seçildikten sonra I, yani benim info menüsü dediğim tuşa basıyoruz. Menünün en altındaki oynatım hızına tıklıyoruz ve orijinal 1/2 ya da 1/4 hızlarından istediğimiz birini seçiyoruz. Burada bu yaptığımız değişikliğin bütün videolara genel bir şekilde uygulandığını unutmayınız. Rötuş menüsü içinde gösterilen özelliklerin bir kısmını artık gösterilmemesini sağlayabiliyoruz. Sadece sık kullanılanların elimizin altında olmasını sağlayabiliyoruz. Bu da bize daha hızlı bir kullanım sağlıyor. Seri çekim yaptığımız fotoğrafların gösterilme şekline bir yenisi daha eklenmiş. Bu şekilde çekilmiş fotoğrafların otomatik olarak oynatılmasını sağlayabiliyorsunuz. Hatta en üstteki loop, yani döngülü seçeneği seçerseniz de siz durdurana kadar tüm fotoğraflar sürekli döngü haline giriyor. Bu da güzel bir kullanım sağlamış. Ayrıca bir alt seçenek olarak bu oynatım hızının da değerini değiştirebiliyoruz. Benim başıma Z9'da gelmedi ama hat kart uyarısının yerinin değiştirildiği de bize bildirilmiş. Bir de kılavuzda rastladığım bir özelliği daha söyleyeyim size. Profoto AF sürekli ışık kaynağının artık AF yardımcı ışığı olarak kullanılabilmesi de sağlanmış. Evet arkadaşlar, tam format işleminin aşamaları, SnapBridge bağlantı yöntemi ile ilgili bazı değişiklikler, FTP port numarasının atanması ile ilgili bazı minör değişiklikler yapılması gibi bir takım ek özellikler de var. Ben size daha çok ihtiyacımız olan, yani en azından benim daha çok ihtiyaç duyacağım özellikleri anlatmaya çalıştım. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.